Neden inat ediyorsun anlamadım. Alt tarafı gidip muayene olacağız. Ben buna takdiri ilahi diyorum. Kısmetimizde ana baba olmak varsa oluruz zaten. Ayrıca niye acele ediyorsun hiç anlamış değilim. Vardır Allah'ın bir bildiği. Tabii ki her şey takdiri ilahi. Ancak Allah bize akıl vermiş. Çocuğumuz olmuyor diye doktora gidebiliriz. Acele etme diyorsun, kaç yaşına geldim. Benim artık sabrım kalmadı. Cengiz'im, bırak şu inadı da doktora gidelim. Tamam tamam, gideriz bir ara. Çok bekletti bizi ya. Aman. Aa evet. Aa annemler geliyor. Hoş geldiniz anne. Oğluşum benim. Canım. Çay var mı? Siz de ister misiniz anneciğim? Koy madem. Oğlumla şöyle karşılıklı bir keyif yapalım. İşe gitmiyor musun sen? Gideceğim anacığım. Karımla kahvaltı yapıp öyle çıkayım dedim. Ah be Zehrin. Dikkat etsene biraz ya. İyi misin? İyiyim iyiyim. Hadi suya tutalım hadi. Hadi çabuk. Çok acıyor mu? Yok yok iyiyim. Hanım doktora gidelim diye tutturdu. Ne yapacağımı bilmiyorum Ahmet. İyiydi abi ne var bunda bilmeyecek. Gideceksiniz doktor test mest yapacak. En azından bir sorun var mı onu öğreneceksiniz. Yenge haklı. Senin de baba olma yaşın geldi de geçiyor. Ahmet. Meşale sokak numara 11. Tamam. Müsaadenle abim yolcuyu bekletmeyeyim. Müsaade senin kardeşim. Yarın arabayı Musa'ya bırakacağım. Görürsen söylersin. Tamam abim hayırlı işler. Eyvallah. Abinin gözü bu kadından başkasını görmüyor. Bir şeye de benzese sevimsiz. Kurtulamadık gitti. Anne kız, abim yengem boşasa da Ayten ablamla evlense. Of, para da gani gani. Yaşarız vallahi. Yengenin suyu ısınıyor. Biz de atabildiğimiz kadar odun atacağız ateşe. İyice alevlendireceğiz. Geldi geldi. Nerede kaldın? Ne marketmiş bu? Bitmek bilmedi. Açlıktan midemiz karnımıza yapıştı. Kasabada uğradım. Hemen bir şeyler hazırlarım şimdi. İstemez istemez. Ayten kızım bekliyor yemeği. Ona gideceğiz. Sen git işine bak. Hadi hadi. Bak bak. Hiç istifini bozuyor mu? Sanki başçavuşun eşeği anırıyor burada. Ne diyecekti anne? Kocamın eski kırığına ben de geliyorum mu diyecekti? Hem ne yemeğiymiş böyle? Benim ne haberim yok? Yemek memek yok. Çatlasın diye söyledim. Ay anne senden korkulur. Senin de işin çok zor be Cengiz. Geceleri de çalışıyorsun. Hırlısı var, hırsızı var. Allah korusun başına bir şey gelirse... Emek vermeden ekmek kazanılmıyor. Allah'ım anne çalışıyoruz. Zerrin de geceleri çıkmamı istemiyor. Sabaha kadar gözüne uyku girmiyor kadıncağızın. Sen de çalışmayıver geceleri canım. Duyan da çoluk çocuk evde aç sanacak. Çocuk demişken yaşınız da geçiyor. Düşünmüyor musunuz bir tane? Geldik Ayten. Hüsniye teyzeye selamlarımı ilet. Öperim ellerinden. İletirim. Ben de Zerrin'e selam söyle derdim ama biliyorsun o benden pek hoşlanmaz. Benim yüzümden huzurunuz kaçmasın şimdi. Sen de sizinkilere selam söyle. Aleyküm selam.
Geldin mi Cengiz'im? Geldim. Hadi kalk yatağımıza gidelim. Sabah erken kalkacağız. O niye ki? Doktora gidelim demedin mi? Doktora mı? Hemen yarın mı? Hı-hı. Sağ ol Cengiz. Beni nasıl mesut ettin anlatamam. Arabayı Musa'ya bıraktım. Durakta araç yok. Bizim işimiz ne kadar sürer kestiremedim. İyi yapmışsın Cengiz. Hastane şurası zaten. Yürüyerek bile gideriz. Hı-hı. Biz şimdi yarın doktora mı gidiyoruz? Hı-hı. Ya hala inanamıyorum. Cengiz'im. Biz hastalarımızın bebek sahibi olmaları için elimizden geleni yaparız. Gerisi Allah'ın takdiri. Peki doktor bey, sonuçları almak için kliniğe mi geleceğiz? Hasta formuna yazdığınız iletişim bilgileri bizim için yeterlidir. Asistanım sizi arayıp bilgilendirecek. Her şey için teşekkürler doktor bey. Sağ olun. Rica ederim. Sağ olun. İyi günler. Darısı başımıza Cengiz. Allah evlat isteyen herkese bu duyguyu yaşamayı nasip etsin inşallah. Baksana şunlara, nasıl da mutlular. Amin Zerrin. Allah hayırlısıyla bize de tattırsın tez zamanda. İnşallah. Aa, heyecandan kapıyı kilitlemeyi unutmuşum. Siz miydiniz? Ne o, birini mi bekliyordun? En azından sizi beklemiyordum. Ne demek oluyor bir şimdi? Abim evine gelirken senden izin mi alacağız? Tabii ki almayacaksınız. Korkuttunuz beni. Zerrin Hanım, Zerrin Hanım. Kendinize gelin. Randevu mu alacağız oğlumun evine gelirken? Haddini bil. Canım ne zaman, ne vakit isterse gelirim. Zaten kısırsın. Evladıma çocuk da vermiyorsun. Biz susmuşuz, sen hala konuşuyorsun. Sus biraz. Tamam anne ya. Kime laf anlatıyorsun? Ağzımızın tadını bozmayalım. Otur. Çayını getireyim ben. Sen dur dur. Dur. Çayı Zerrin Hanım getirsin. Çok iyi yaptınız abi doktora gitmekle. İnşallah test sonuçları iyi çıkar da uğraşmazsınız çok fazla. İyi çıkmayacağı kesin. Dile kolay. 13 yıldır çok istediğimiz halde çocuğumuz olmuyorsa bir sorun var demektir. Kandırmayalım kendimizi. Ama şimdi bu testlerle birlikte sorunun hangimizde olduğu belli olacak. İyi mi ettik, kötü mü ettik bilmiyorum. Sorunun kimde olduğunun bir önemi yok ki abi. Ona göre tedavisini uygulayacaklar. Takma kafana sen de. Anne, benim halletmem gereken işler var. Gidiyorum. Bir isteğiniz var mı? Ne işiymiş o? Fatura falan yatıracağım. Bir iki saate biter işim. Siz keyfinize bakın. Dolapta yemek var. Acıkırsanız ısıtıp yersiniz. Hüsniye Hanımlara gideceğiz. Ayten kızım baştan aşağı evi yenilemiş. Ev görmeye gideceğiz. Sen de çok oyalanma. Hep birlikte gidelim. Siz beni beklemeyin anne. Ben Ayten'le görüşmüyorum. Gelmeyeceğim. Hüsniye teyzeye selamlarımı iletirsiniz. Gidiyorum. Dışarıdan bir isteğiniz var mı? Ne istediğimi söyledim. Oyalanma, çabuk gel. Hep birlikte gideceğiz, o kadar. Terbiyesiz. Ben sorarım bu kapının hesabını ona. Sorsan ne olacak? Elimden kaydı, rüzgardan çarptı diyecek. Sabah sabah nereden geliyormuş? Öğrenebildin mi bari? Öğrendim ya, doktora gitmişler. Hasta mı ki? He, hasta, kısır ya. Tüp bebek doktoruna gitmişler. Aa. Bir sürü test yapmış doktor. Abimden de örnek almışlar.
Haftaya belli olacakmış sonuçlar. Eşeklik oğlum da. O niye gidiyorsa doktora? Kendini düşürdüğü duruma bak. Bizde tohumsuz kimse yok ki. Salak oğlan. Kukla etti kendini sevimsiz karıya. Annem geleceğinizi bilse teyzeme gitmezdi. Keşke haber verseydiniz, ben de hazırlık yapardım. Böyle kuru kuruya olmadı valla. Bunu saymıyorum Ayşe teyze, yine beklerim. Biz de kızlarla oturuyorduk. Ne yapalım ne yapalım diye konuşurken sen geldin aklımıza. Kaç yıllık ahbaplığımız var ama gidip gelinmiyor. Çok ayıp oluyor valla. Öyle tabii. İki günlük dünya. Geçen gün Cengiz'le de konuştuk. Sağ olsun son zamanlarda özel şoförüm gibi oldu. Tesadüf durağı her aradığımda ona denk geldi. Hep o götürdü beni gideceğim yere. Görüşmeyeli sen neler yapıyorsun Zerrin'cim? Hep bildik şeyler. Yeni bir şey yok. Çocuk da yok tabii. Düşünmüyor musunuz hala? Yaş da ilerliyor. 35 oldun mu sen? Evet oldum. Cengiz'den 2 yaş büyüğüm. Sahibi de o var değil mi? Ay ben çok karşıyım kadının erkekten büyük olmasına. Yanlış anlama ama kadınlar çabuk çöküyor. Gerçi senin maşallahın var. Allah'tan Cengiz de boylu, poslu, gürbüz bir adam da fark edilmiyor aradaki yaş. Aslan gibidir benim oğlum. Evi gezdirsene Aytan abla. Tabii tabii. Mutfaktan başlayalım. Hadi. Sen de kalk da ev gör. İyi misin sen? Canın bir şeye mi sıkıldı? Ayten'i gördüğünü neden söylemedin bana? Nereden çıktı şimdi bu? Sırası gelmedi, söylemedim. Kocam eski sevgilisinin şoförlüğünü yapıyor. Ben bunu kocamdan değil de başkalarından duyuyorum. Ben işimi yaptım. Ayrıca senin de dediğin gibi eskide kaldı her şey. Ben seni sevdim. Seni seçtim. Seninle evlendim. Ayten'i isteseydim şimdi onun yanında olurdum. Canının sıkılacağını biliyorsun madem. Ne demeye gidiyorsun anlamadım. Bana fikrimi soran olmadı. Annen Hüsniye teyzene gidiyoruz dedi. Emri vaki yapıp götürdü. Bir de ne görelim? Ortada Hüsniye Müsniye yok. Hak getire. Ayten Hanım ayak ayak üstüne atmış, bana kocama anlatıyor. Zorla mı götürdüler? Ben gelmiyorum. Siz gidin deseydin. Gitmeseydin. Ya ne yani ya? Yalan mı söylüyorum? Annen zorla götürdü diyorum, inanmıyorsun. Annem bunu anlamayacak kadın değil. Hayır demeyi öğren. Haklısın tabii. Kabahat bende. Zerrin'i iletir misin lütfen? Şalını bizde unutmuş. Ne yapmaya çalışıyor bu kadın? Sonuçları siz de gördünüz. Cengiz Bey, sizin değerleriniz çok düşük çıkmış. Bu değerlere bakılacak olursa normal yollardan bir bebek sahibi olmanız çok zor gözüküyor. Annenin yaşını göz önünde bulundurarak bu ay sonunda ilk tüp bebek uygulamasını yapabiliriz. Bunun için ilaç tedavisi göreceksiniz. Zerrin Hanım, sizin de yumurtlama döneminizi takip edeceğiz. Hemşire Hanım size bir liste verecek. Listede yazılanları harfiyen uygulayın. Haftada birkaç kez kliniğe gelmeniz gerekebilir. Allah gönlünüze göre versin. Kimseye bir şey söylemeyelim. Her şey olsun bitsin. Allah'ın izniyle hamile kalırsam o zaman duyururuz. Hemşire Hanım çok tatlıydı. Anlayalım diye 2 defa anlattı. 40 gün Cengiz'im. 40 gün sabredeceğiz. 13 sene bekledik. 40 gün de bekleriz. Neyin var oğlum? Yok bir şey anne. Yorgunum biraz. Neyin yorgunluğu ki bu?
Taksiye de çıkmamışsın bugün. Musa'yı gördük gelirken. Araba da ondaydı. Hastanede işlerimiz vardı. Araba yatmasın diye verdim. Parasını kazansın çocuk. İyi yapmışsın da yarısını bile olsa al. Kimse kimseye bedava ekmek vermez. Araba da senin. Olur mu öyle şey anne? Kaç yıllık dostluğumuz var. Araba benim ama bütün gün öyle yatacaktı. Lafı bile edilmez böyle şeyin. Helali hoş olsun. Kardeşim o benim. Bir şey için söylemedim oğlum. Doktor ne dedi? Ne desin? Tüp bebek tedavisine başladık. Kısır çıktı değil mi gelin? Evet anne. Doğru. Yumurtalıklarımda sorun varmış. Ama tedavi edilebilirmiş. 40 gün sonra Allah kısmet ederse ilk denemeyi yapacaklar. Siz de dua edin bize. Cengiz abi, ne dedi doktor? Sorun bendeymiş. Tedaviye başladık. Ya çocuğumuz olmazsa Ahmet? Ben Zerrin'in yüzüne nasıl bakacağım? O anne olmayı çok istiyor. Aklına kötü şeyler getirme. Tıp çok ilerledi. Ayrıca gittiğiniz klinik de öyle sıradan bir yer değil. Olur Cengiz abi, olur. Niye olmasın? Allah'tan umut kesilmez. Aa, Ayten değil mi bu? Evet, hayırdır acaba? Taksi mi lazım Ayten? Yok hayır, sana baktım. Mesaj yazmıştım ama cevap gelmedi. Zerrin'in şalı bende unutmuş. Buradan geçiyordum, bırakayım dedim. Bana değil Ayten. Götür Zerrin'e bırak. Evde olacaktı bütün gün. Yani buradan geçiyordum, bırakayım dedim. Neyse iyi madem, bu vesileyle iadeyi ziyaret etmiş olurum. İyi akıl ettin. Kan sal acaba. Hayırlı işler. Buyur. Ben de unutmuşsun canım. Geçiyordum, uğradım. Farkında bile değilim. Sağ ol, zahmet ettin. Ne zahmeti? Ayşe teyzeler yok mu? Pazara çıktılar. Gelecekler o vakit. Bir şey söylemediler. Alo. Aysel Zerrin'e geldim de gelmişken sizi de göreyim dedim. Gelecek misiniz? Ha iyi, girip bekliyorum o zaman. 5 dakikaya burada olacaklar. Buyur gir. Hoş geldin. Hoş bulduk. Misafir mi vardı? Evet. Annenler, bir de Ayten. Şalımı unutmuşum, onu getirdi. Az önce gittiler. Resmen senin gelmeni bekliyor gibiydi. Yüz verme diyorum şu kıza. Ayağa alışmasın. Ben değil ama sağ olsun annen hepimizin yerine yüz veriyor. Konuşmayayım diyorum ama dayanamıyorum artık. Yormuşlar seni. Hadi yatıp dinlen. Hem yarın hastane işlerimiz de var, biliyorsun. Bir ben değil, herkes biliyor. Nasıl yani? Sağ olsun annen herkese duyurmuş. Şevki amcanın karısı, Didim'deki akrabalar. Hatta Almanya'daki Safiye teyzem bile bugün geçmiş olsun diye beni aradı. Yuh! Hangi ara duymuşlar? Dün bir, bugün iki. Hadi annem duyurmuş. Onlar ne demeyi arıyorlar ki? Kötü bir niyetleri yok ki. Geçmiş olsun aramışlar. Ama duysan söylediklerini, ben bile acıdım kendime. Hepsi benim yüzümden. Yarın annemle konuşacağım. Problemin benden kaynaklandığını söyleyeceğim. Yüklenmesinler sana bu kadar. Sakın. Kimseyle konuşmanı istemiyorum. Bakma sen bana. Sanırım haklısın. Çok yorgunum. Sinirlerim de ondan bozuk. Aç mısın? Bir şeyler hazırlamamı ister misin? Yok sağ ol, yatacağım. Sen de geç kalma, yat.
Görüyor musun? Girdiler karı koca odaya, çıkmıyorlar. Ne anlatıyorsa. Aman anne boş ver. Her gün buradayız. Kız da doğal olarak evden biri gibi görmeye başladı bizi. İşine gücüne bakıyor. Ne yapsın yani? Her dakika dizinin dibinde oturamaz ya. Hayırdır? Yengeni müdafaa etmeye başlamışsın. Anne, ne yemek yapalım? Bana niye soruyorsun? Ne istiyorsanız yapın. Benim yiyeceğim iki lokma zaten. Bak bak, takıyor mu beni? Cevap verme tenezzülünde bile bulunmadı. Ne zaman yapacaklar bu tüp müdür küp müdür o bebeği? Tüp bebek anne, ne küpü? Her ne zıkkımsa. Allah'ım emeklerimizi boşa çıkarma ne olur. Geçmiş olsun. Çok başarılı bir operasyondu. Biz elimizden geleni yaptık. Bundan sonrası takdir-i ilahi. Tabii sizin de yapmanız gereken bazı şeyler var. Her şeyden önce yatıp dinleneceksiniz. 15 gün boyunca özenle bakılmanız gerekiyor. Birkaç gün tuvalete gitmek dışında ayağa kalkmayın. 15 günün sonunda betanıza bakacağız. Kanda gibi görüldüğü takdirde yeniden düzenli olarak kliniğe gelmenizi isteyeceğim sizden. Söyleyeceklerim şimdilik bundan ibaret. Tekrar geçmiş olsun. Gördüğüme bak, hiçbir sorun yok. Bir bakıcılığımız eksikti. Sen hiç canını sıkma. Gel bir tanem. İyiyim böyle. İyi, sağ ol canım. Hadi sen işini gücünü ihmal etme. Annenler de burada. Yalnız değilim nasıl olsa. Gideceğim zaten. Durakta araç yok. Artık daha çok çalışmalıyım. Ailemiz büyüyor. Git git. Ben buradayım. Aysel de markete gitti. Bir şeyler alıp gelecek. Zaten son zamanlarda iyice boşladın işi. Kapıya koyacaklar seni. Araç benim, plaka benim anne. Hayrına değil ya, çalışıyorum. Durak da kazanıyor, ben de. Neyse ben çıkıyorum. Akşama geç gelirim. Siz de eve geçmeyin, bizde kalın. Vallahi ben yatağım değişirse yatamam oğlum. Ama Aysel kalır yengesiyle. Nasılsa sen de evdesin. Ben sabahları gelirim, akşamları evime giderim. Yapın siz planınızı işte. Beni karıştırmayın. Yalnız kalmasın da Zerrin. Hanginiz kalırsa kalsın fark etmez benim için. Hadi anne. Karım sana emanet. Merak etme. Gözü kör olası zıbarmış. Vallahi abi ben senden heyecanlıyım. Yengem bir hamile kalsın, bütün durağı tatlı ısmarlayacağım. Sağ ol kardeşim. Bu gidişle ben heyecandan öleceğim. Sen de tatlı diye benim helvamı dağıtacaksın. Allah korusun, o nasıl söz? Geçer geçer, sayılı gün çabuk geçer. Gönlünü ferah tut. Kısmetten ötesine gidilmez. Aysel. Aysel. Ne var, ne oldu? Su getirir misin bana? Yok artık ya. Sanki 9 aylık hamilesin. Kalk kendi suyunu kendin iç. Uf, yatıyorum ben, iyi geceler. Thank you.
Niye kalktın? Bir şey mi oldu? Yoo, iyiyim, susadım. Aysel'i niye kaldırmadın? Doktor kalkma demedi mi sana? Rahatsız etmek istemedim, uyuyordu Aysel. Saçmalama Zerrin. Senin için kaldı burada. Kaldıracaksın tabii ki. Allah rahatlık versin. Bir şey olursa seslen, duyarım ben seni. Beni sakın bırakma bebeğim. Eski köye yeni adet mi getirdiniz? Yatağa yemek mi gidermiş? Bacağın mı kırık? Kalk masaya gel. Ne bileyim ben. Abim yataktan çıkmayacak diye tembihledi. Sen de yatakta yemek mi yenirmiş diyorsun. Siz de bir karar verin. Senin dilin çok uzadı. Birkaç gündür dikkat ediyorum. İyice edepsizliği eline aldın. Ne dedim ki ben şimdi ya? Konuşma fazla. Git bir çay koy bana. Sen de masaya gel. Ne zıkkımlanacaksan masada zıkkımlan. Bastırın. 15-20 dakika içerisinde sonuçlar doktorunuzun masasında olacak. Burada beklemenize gerek yok. Geçmiş olsun. Sağ olun. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Her şey yolunda görünüyordu. Çok üzgünüm. Gebelik gözükmüyor. Ama merak etmeyin, umudunuzu yitirmeyin. İlk denemede olur böyle şeyler. 10 defa deneyen hastalarımız bile var. Allah'tan umut kesilmez. Ne yani? Karım hamile değil mi? Maalesef. Birkaç ay dinlenmenizi tavsiye ediyorum. Küçük bir tatile çıkabilirsiniz. Moral depolamanız açısından faydalı olacağını düşünüyorum. Kendinizi hazır hissettiğinizde yeniden deneriz. Büyük geçmiş olsun. Moralinizi bozmayın lütfen. Olur böyle şeyler. Düpedüz şımarıklık senin yaptığın. Çabuk çık banyodan. Oğlum nerede? Oğlumu da mı başını yiyeceksin? 15 günlük şeyin nesine ağlıyorsun? Bu kadar anlamadım. Nasıl insanlarsınız siz? Sizde hiçbir vicdan yok. Kalpleriniz taşlaşmış sizin. Bugüne kadar ne yaptıysanız sustum. 15 gün ya, 15 gün beni idare edemediniz. Gidin buradan, gidin. Beni yalnız bırakın. Gidin ha? Allah'a havale ediyorum sizi. Terbiyesiz, ahlaksız kadın. Bu laflarını sana bir bir yedireceğim. Kimi kimin evinden kovuyorsun rezil? Daha bir çocuk yapamıyorsun. Ben değil, sen bu evden gideceksin. Tıpış tıpış. Deli mi ne? Aa. Abi, iyi misin? İyi iyi. Bir duşa sokun sonra da yatağa. Gel abi gel. Hayırlı akşamlar bacım. Of. Ah. Dağ gibi oğlum, bir gecede nasıl da çöktü. Kurban olurum ben sana kuzum. Boş ver. Değer mi bir kadın için kendini heder etmeye? Şahtı şahbaz oldu. Banyoya kapattı kendini. Etmediğini bırakmadı bizi akşamdan beri. Bu kadından sana hayır gelmez. Eksik bu kadın. Aslan gibisin. Daha genç, daha güzel, doğurgan bir kadın buluruz sana. Bu katır soyundan hayır gelmez sana. Hiçbir şey bilmiyorsunuz. Kimse hiçbir şey bilmiyor.
kısır olan, kodaksız olan benim. Zerrin değil. Alo. Abi. Aysel. Abi yetiş. Anne bacağını kırdı. Hastanedeyiz. Hangi hastanedesiniz? Devlet hastanesi. Tamam geliyorum. Abi ne olur acele et. Tamam geliyorum. Bekle üzerime bir şey alayım, ben de geliyorum. Tamam hadi acele et, arabada bekliyorum. İyi misin anne? İyi misin? Geçmiş olsun anne. Nasıl oldu bu? Olan oldu. Şimdi nasıl olduğunu anlasam düzelecek mi? Düştüm, kırdım. Ay bu arada Aysel'den öğrendim az evvel. Size de geçmiş olsun. İnanın duyunca çok üzüldüm. Ama çocuğunuz olmuyorsa zorlamayın, evlat edinin. Ben dışarıda bekliyorum. Vallahi bu işi kaçıramazdım yenge. Kabul ettim. Pazartesi başlıyorum. Annemin ayağı da iyileşti sayılır. 2 aydır yatıyor neredeyse. Bana kalırsa hafta sonu evimize geçeriz. Ama annem kalmak istiyorsa kalsın. Siz bilirsiniz. Benim için bir sakıncası yok. Yenge? Hayırdır yenge? Hasta mısın? Hayırdır, neyi kutluyoruz? Benim yeni işimi mi kutluyoruz, yoksa annemin bir türlü iyileşmeyen bacağını mı? Kurt kocayınca köpeklerin maskarası olurmuş. Allah kimseyi elden ayaktan düşürmesin. Amin. Evet, bu bir kutlama yemeği. Ama ne annemin ayağını, ne de Aysel'in yeni işini kutluyoruz. İsterseniz onları da kutlarız. Ama bu gece kutlanacak çok daha özel bir şey var. Uzatma da söyle, neymiş o kutladığımız şey? Ben bir bebek bekliyorum. Bebek mi? Hamileyim. Aa, hamileymiş. Sen kimi kandırıyorsun şırfıntı? Doktorların bile yapamadığını sen kendi başına mı yaptın? Her gün beni evde bırakıp fink atmaya gitmelerin boşa değilmiş. Kimden peydahladıysan ona git. Defol, gözüm görmesin seni. Al karını Cengiz, al. Yoksa seni de evlatlıktan reddederim. Zerrin, elimden bir kaza çıkmadan çek git. Cengiz dinle beni. Her şeyi açıklayabilirim. Bizim bebeğimiz bu. İnanma onlara. Ben sana ihanet edebilir miyim? Sen bizi salak mı sandın? Abimin çocuğu olmuyor, nasıl hamile kalırsın? Allah senin belanı versin. Gizli gizli telefonda konuşmalar, eve yorgun argın gelmeler... Hepsinin sebebi şimdi belli oldu. Yazıklar olsun sana. Yapma yazıktır. Günahtır bize. Yürü. Bana acımıyorsan karnımdaki bebeğine acı. Ne bebeği ya, ne bebeği? Benim çocuğum olmuyor be kadın. Kısırım ben, kısır. Ah!
Gidip kocanla ben konuşacağım. Aylardır buraya geldiğini, bize ve buradaki çocuklara nasıl yardım ettiğini anlatacağım. Göz göre göre yuvanızın yıkılmasına izin veremem. Hayır hocam. Cengiz'le konuşmanızı istemiyorum. O beni dinlemedi bile. Duyduklarına inanıp beni kapıya koydu. Senelerdir annesini ve kardeşini çektim. Her söyleneni yaptım. O kırılmasın, gücenmesin diye hep sustum. Yeter ki kocam yanımda olsun dedim. Ama o ne yaptı? Karnımdaki bebeği sahipsiz bıraktı. Ben bunu hak etmedim. Peki ya şimdi ne olacak? Artık yalnız da değilsin. O benim mucize bebeğim. Allah'ım hiçbir şeyi sebepsiz yaratmaz. Sağ olsun Ayten kızım. Bizim eve kiracı bulmuş. Eşyalarla birlikte kiraya verelim diyoruz. Sen ne dersin oğlum? Anne nasıl biliyorsanız öyle yapın. Beni karıştırmayın. Ben taksiye çıkıyorum. Tamam. Hadi kolay gelsin oğlum. Sağ ol. Eridi bitti gerzek oğlan. Burnunun dibini göremiyor. Ayten gibi bir pırlanta var. Kıymetini bilmiyor. Anne, şimdi ya bu kadın kucağında bebeğiyle çıkıp gelirse? O zaman ne olacak? Ya bebek abimdense? Zevzek zevzek konuşma. Bizim olsa ne yazar? Bir çocuğumuz eksikti. O kadının doğuracağı çocuğu torun diye istemem ben. İyi ki böyle oldu. Yoksa sittin sene kurtulamazdık evet. Bu kadından. Hem artık olay bizden çıktı. Abin avukata gitmiş, davayı açmış hı-hı. bile. Zerrin sağ, bit selamet. Zeri yengem gelmiş. Dur. Hangi yüzle gelmiş dur. Buraya? Sakin ol abi. Belli ki bir söyleyeceği var. Git adam gibi dinle karını. İdam sehpasındaki suçluya bile son arzun nedir diye sorur. Biz Allah'a inanan insanlarız. Allah'ın hikmetinden sual olunmaz. Mucizelere inanırız biz. Ya karın masumsa abi? Ya karnındaki bebek gerçekten senin bebeğinse? Ne işin var senin burada? Merak etme, çok kalmayacağım. Bir şey söyleyip gideceğim. Bana ne bundan? Senden ayrılacağım ama bir şartla. Önce bu testi yaptıracağız. Ben alnıma sürülen bu kara lekeden kurtulacağım. Sen de benden. Ben test falan yaptırmam. Her şey apaçık ortada. Senin ne mal olduğunu artık herkes biliyor. Şimdi defol git buradan, elimden bir kaza çıkacak. Bu testi yaptırmak zorundasın. Bilmiyorsan öğren. Hamile olduğum için beni boşayamazsın. Ama bu testi yaptırıp çocuğun senden olmadığını ispat edersen, seni aldattığımı da ispat etmiş olursun. Böylece tek celsede bu iş biter. Bastır. Geçmiş olsun. İyi akşamlar hanımlar. İyi akşamlar yavrum.
Ayten kızımla birlikte doğulması artık. Seversin sen de, gel. Yemeyeceğim, siz yiyin. Yatıyorum ben. Aşk olsun, o kadar yorulduk. İnsan bir tadına bakar. Yok yok, teşekkürler. Yatayım ben. Ne yapsam memnun edemiyorum. Hala aklı fikri zerrinde. Boşa dememişler. Tilkinin dönüp dolaşacağı yer kürkçü dükkanı. Benimki de laf işte. Başka gidecek yerim mi var sanki? Ne güzel. Ait olduğun yere gelmişsin. Bak kızım, çok uzatmayacağım. Başından beri seni istemediğimi açık açık söyledim. Cengiz'im istedi diye sesimi çıkaramadım. Hevesini alır bırakır dedim. Ailesi olmayan biri nasılsa aile de kuramaz dedim. Sen inadına inadına aile kurmak istedin. Ben buna müsaade edemem. Soyu sopu olmayan bir kadını kendime gelin oğluma eş edemem. Ne seni ne de senden doğacak bebeği istemiyorum. Oğlumun yakasından düş. Biraz gururlu ol. Görmedin mi, kocan sana değil bize inandı. Yakında boşayacak da seni. Ayten'le evlenecek. Yerinde olsam gider aldırırım o bebeği. Ben size ne yaptım? Benim suçum günahım ne? Bu zarf sana gelmiş abi. Benim çocuğummuş. Allah'ım ben ne yaptım? Anne! Anne! Ne oldu oğlum? Kuyruğunu kısırmış kedi gibi ne bağırıyorsun? Hayvanım ben ya. Size uyduğum için, karımı dinlemediğim için hayvanın tekiyim ben. Bak burada ne yazıyor biliyor musun anne? Derlendi mi oğlum? Ne bileyim ben ne yazıyor? Zerrin'in karnındaki bebeğin babasının ben olduğum yazıyor. Ve kağıt parçası nereden bilecek bunu? Bu öyle sıradan bir kağıt parçası değil anne. Tapu gibi bir belge bu. Bu karımın karnındaki bebeğin babasının ben olduğumun belgesi. Karıma iftira ettiniz. Ben de size inandım. Yazık. Yazıklar olsun. Cengiz Bey? Evet benim. Siz kimsiniz? Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Yurdu'ndan idareci öğretmen Nafiye Onur ben. Bugün anneniz geldi. Zerrin'in yurtta bizimle kaldığını öğrenmiş. Bir sürü hakaret edip gitti. Zerrin hastanede. Üzüntüden bebeğini kaybetti. Hemen karınıza gidin. En azından onu bu haldeyken yalnız bırakmayın. Zerrin'e gittiğini neden gizledin benden? Mutlu musun şimdi? Duydun değil mi öğretmen hanımı? Torununu öldürmüşsün. Gözün aydın. Önce iftira ettiniz, yetmedi, torununuzu öldürdünüz. Ne kadar kolay değil mi anne? İftiraya inanmak ondan daha kolay değil mi Aysel? Yetiştirdiğin evlatlarınla gurur duyabilirsin anne. Sözünden hiç çıkmadılar. Sen ne dersen onu yaptılar. Hepimiz doğmamış çocuğumun katiliyiz. Thank you.
Eli affet Zerrin. Seni dinlemediğim için, duyduklarıma inandığım için beni affet. Allah da beni affetsin. Onlar kadar suçluyum. İstersen beni bağışlama. Yeter ki yeniden sağlığına kavuş. Hastanın dinlenmesi gerekiyor. Lütfen hastayı yalnız bırakabilir miyiz? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.